Konuşmamız gereken şeyler var serisinin bu bölümünde çocuk adamları konuşacağız. Daha önce hiç duymuş muydun çocuk adamı demek? Herhalde sanırım bir şeyde geçiyor. Bir çiğ köfteci bir fenomen var ama bu bizim anlatacağımız birazcık daha farklı bir çocuk adam. Bugün o çocuk adam ne demek? Yani bizim ebedi çocuk karakteri dediğimiz o büyümeyen, olgunlaşmamış erkek tipolojilerinden birazcık bahsedeceğiz. Ve burası ilişkiye nasıl zarar veriyor? Ne olması lazım? Burayı büyütmek nasıl mümkün? Ve ilişkiye nasıl zarar veriyor? Tabii ki en büyük kısmını da buraya ayırmak istiyorum. Evet, kameranın arkasında her zaman olduğu gibi eşim bana destek veriyor. Merhabalar. Peki, şimdi çocuk adam dediğimiz şey şöyle başlayalım. Öncelikle hepimiz aynı şekilde bir çocukluk geçirmiyoruz, doğru mu? Hı hı. Yani kimimiz işte biraz fazla hastalık geçiriyor, kimimiz çok sağlıklı büyüyor, kimimiz çok büyük ilgiyle doğup büyüyor, kimisi hiç ilgiyle büyümüyor, bazı çok büyük sorumluluğun altına giriyor, bazılarına hiç sorumluluk verilmiyor gibi. Böyle bir geniş bir yelpazenin içerisinde farklı farklı hayat deneyimlerinin içerisinden geçip geliyoruz. Hemfikir miyiz bu kısımda? Evet, kesinlikle. Peki. Şimdi bu farklı hayat deneyimlerine sahip olmamız bizi şöyle bir yere doğru götürüyor. Bazılarımız çok erken yaşta sorumluluk sahibi oluyor. Özellikle mesela erkek çocuksa eğer, babasının erken yaşta bir kaybı varsa, yani çocuk 10-15 yaş öncesinde bir ebeveyn kaybı ve bu ebeveyn kaybı genellikle babaysa, hızlı bir şekilde olgunlaşmak zorunda kalıyor. Tamam. Neden? Çünkü orada yetiştiğimiz o ataerkil yapının haricinde evde bir baba olmadığında karşılaşılan o maddi zorluklar, her ne kadar işte dayı, amca vesaire yardım ediyor da olsa, burada evin bir türlü sorumluluğu bir şekilde o çocuğun üstünde kalıyor. En azından çocuktan beklentiler birazcık değişmiş oluyor. Sorumluluk yükleniyor yani. Kesinlikle sorumluluk yükleniyor. Şimdi sorumluluk yüklenmesiyle birlikte karşımıza çıkan buradaki sorun bu çocuk adamdan biraz daha farklı. Bu çocuk adam değil. Bugün o çocuk adam dediğimiz yani olgunlaşmamış kişiler de bu yelpazenin tam tersi öbür tarafında duruyor. Burası da ne demek? Çocuk herhangi bir şekilde küçüklüğünden beri sorumluluk almamış. Yapılan her hataya göz yumulmuş. Normal bir sevilmekten bahsetmiyorum. Hepimiz çocuklarımızı seviyoruz ama aile burada severken çocuğun sorumluluk almasını ya da çocuğun az da olsa kırılmasını mümkün kılmadıysa. Çocuk herhangi bir şekilde engellenmeyle ya da durdurakla karşılaşmadı ve sınır tanımaz bir çocukluk geçirdiyse, işte bu çocuklar ileriki yaşamlarında bugün bahsedeceğimiz o çocuk adam dediğimiz sürekli ebedi çocuklukta kalan bir karakter gelişimine doğru gidiyor. Peki bu kısmını canlandırabildin mi gözünde? Yani çok fazla sorumluluk almayan, sürekli kendi işte istediği olsun ve zora geldiğinde buradan o kaçan erkeklerden bahsediyoruz. Burası şimdi ilişkiye nasıl zarar verebilir? Bir de burası tabii sanırım şeyle karışacak ama karışmasın diye narsizmle birlikte burayı ufak bir açıklayacağız. Bence şöyle bir zarar verebilir. Sürekli karşı tarafın ilgisine muhtaç hisseder kendini. Sorumluluk almaktan kaçınır. Sürekli birisi onu çekip çevirsin gibi düşünür. Kesinlikle harika. Şey kısmına katılmıyorum. Sürekli ilgiyi arar. İlgi umurunda değil. İlgiyi zaten her yerden bulacak. Çünkü bu kişiler biraz sempatik ve böyle tatlı oluyorlar. Gördüğünde böyle bir şey yaratır sende. Böyle sevimlidir yani. Anlatabildim mi? Böyle bir itici şey yoktur. Evet. Mesela işte narsizm de buradan ayırır. Çünkü narsisti gördüğün zaman bir tedirgin olursun. Yani böyle bir onun bir hırsı, o duruşu senin böyle bir meydan okuyucu ve tehdit edici bir şey aldın. Hiç tehdit edici, meydan okuyucu bir tarafı da yok. Gayet sevimli, ılımlı ve zaten hırslı da değiller. Umurunda çünkü değil çünkü. Zaten birileri onun için her şeyi yapmıştı. İhtiyaçlarımı karşılayan birisi var. Evet. Her zaman var. Zamanında annem de, ablam da özellikle böyle 4-5 ablası olan ve evin özellikle hem en küçüğü hem tek çocuksa erkek falan. Bu genellemeyi tabii ki istemiyorum. Olmayabilir ama çoğu zaman bu tabloya doğru gidiyor. Evde paşa gibi büyütülmüş. Bu el bebek gül bebek sendromu dediğimiz bir şeyle büyütülüyor ve herhangi bir şekilde zorlukla karşılaşmadığında ya da zorluklar çocuk zorlanmasın diye önünden bütün her şey ailesi tarafından tölere edilen bireylerde maalesef böyle bir yere doğru gidiyor. Sevgiyle alakalı o kadar doymuşlardır ki bunların sevgiyi aktif şekilde aradığı kısmında hemfikir değilim. Çünkü senin sevgine aslen çok ihtiyacı yok gibi gözüküyor. Çünkü burayı zaten alıyor. Anlatabildim mi? Yani çevresinden zaten burayı alıyor. Çünkü eğlenmeyi seven bir şey, karakter. Eğlenceyi senden alamıyorsa ya da senin tarafından sevildiğini hissetmiyorsa, sevildiğini hissettiği bambaşka bir tarafa doğru hızlı bir şekilde kayar. Çevre fazlaca geniş. Tamam, çünkü muhabbet etmeyi seviyor. Sosyal, dışa dönük ve aktif, enerjik yani. Böyle pasif, evin içerisinde depresif bir tablo halinde ben genelde görmedim. Denk gelmiyor. Tamam. Böyle bir karakteri canlandırabildin mi biraz daha? Canlandırdım. Peki. Hatta insan kişiler bile var.
Peki tamam. Orası dedikoduya girer. Out of record konuşuruz onları. Kimmiş onlar. Burası şimdi sorun şu ki eşinin ya da partnerinin, sevgilisinin hissettiği, yaşadığı sıkıntıyı anlayamıyor. Eşi bir şey istediğinde burası işine gelince yapılıyor gibi gözüküyor. İşte asıl tehlike ve tehdit kısmı burada. Yani benim ne yaşadığımı anlamıyorsun ya da bunu yapman gerekiyor. Yani her iş benim omzumda kaldı. Sanki evin içerisinde şunu diyorsanız bir ebedi çocuğa ya da o çocuk adam karakteriyle birisiyle birliktesiniz olduğunu tahmin ediyorum. Evin içerisinde iki çocuğum var, üç çocuğum var bilmiyorum. Ya da işte o benim çocuğumu, ben onun annesi miyim? Bu ilişki ne zaman buraya doğru geldi? Yani sürekli ben onun arkasını topluyorum, onun ihtiyaçlarını karşılıyorum. Böyle bir yere doğru döndük diyorsanız o zaman evet maalesef bir bu ilişki içerisinde çıkmaza doğru giriyorsunuz demektir ki burada tabii ki hayal ettiğiniz şey bu değil. Yani birisinin annesi olmak çok istendik bir şey değil. Bunun için evlenmiyoruz yani. Evet, doğru mu? Kesinlikle. Ve tabii bu bazı vakalarda işte cinselliği başka yerde aradığı o erkeğin ama o ihtiyaçların karşılanması işte yemekli, temizliydi, o şefkatli vesairesi burası eşlerinden aldığı bir yere doğru da gidiyor. İşte burasını narsizmle karıştırmamız gereken bir başka nokta da o hırs noktası dedik ya. Yani burada bir herhangi bir şey yapmayla bir şey yok. Motivasyonları yok. Bir başarı sağlamayla alakalı bir motivasyonları yok. Mesela narsistlerde başarısız narsist zor gözüküyor. Çünkü hırslı ve belli bir şeye doğru, amaca doğru güdülenmiş. Bu arkadaşların belli bir amacı da yok. Çok uzun bir süre belli bir yerde çalışamıyorlar dahi. Anladın mı? Böyle bir 2 yıl bir yerde, 3 yıl bir yerde ama belli bir yerden sonra zorluğa geldiğinde bırakıyor. Ve ben yani keyif adamıyım. Yani gezmeyi, yemeyi, tozmayı severim. Çok fazla bana şey yapmayın. Sınırlar da çok benlik değil. Böyle hiyerarşik yapılar falan da benlik değil. O şeyi gördüğümde sınır kavramlarını ya da o babalık, işte patron, amirlik, müdürlük falan vesaire bu gibi kavramları da çok sevmiyor. Şey yapıyorsa sevdiği için yapıyor yani. Pardon buyur. Şeyi de sevmiyordur diye düşünüyorum. Ya sevmiyordur derken... Mesela bir şey, kendi sorumluluğu olan bir şeyi başkasının hep yapmasını bekliyordur. Yani sen benim için şunu yapsana gibi. Kesinlikle evet. Eğer kendi istiyorsa ve seviyorsa evet. Yapar ama yapmak istemiyorsa diğerinden beklediği bir kısma doğru gidecek. O yüzden zaman zaman da bazen fazla kırılgan oluyorlar. Mesela aktif olarak saldırganlığı çok fazla görmüyoruz mesela bu bireylerde. Neden? Yani sen mesela ben senden bir şey istedim falan olmadığında geriye doğru çekilme ve uzaklaşma eğilimine giriyorum. Ama bir narsist olsa burada seninle savaşır ve seni böyle yerin dibine sokacak kadar eleştirebilir mesela. Eğer bir sorun karşısında eleştirmiyor, sorun da konuşmuyor, kaçıyor, geri çekiliyor, uzaklaşıyor. Derdinin ne olduğunu da anlatmıyor. Ama bu istediği şey de çok adil değil. Yani bu eşten beklenecek ya da benden beklenecek değil de bunu ben yapamıyorum. Ama bu kısmı anlamayıp burada bir geri çekilme var ve bu ihtiyacını farklı bir yerden karşılıyorsa işte burada bir olgunlaşmamış bir kişiliğe doğru gidiyor. Peki o zaman şeye bakalım şimdi. Yani bu çocuk adamlıktan nasıl kurtulacağız? Yani erkekler için söylüyorum. Biz kendimiz nasıl kurtulacağız? Ve kadınlar için yani eşler için ya da sevgililer için burası nasıl olgunlaşacağı ve sorumlulukların paylaşılacağı ve yapılması gereken şeylerin yapılacağı bir yere doğru gidecek. Şimdi buraya bakalım. Bir soru sorabilir miyim? Tabii. Peki kendilerinin bu tarz bir kişilik karakter yapısında olduklarının farkındalar mı? Değil tabii ki. Öyle yani olsa. Bu nasıl? Ya bunu kabul edebilecek şeydeler mi yani? Mesela hani narsistlerden farkı burada da olabilir belki diye düşünüyorum. Evet, narsist burada büyük bir savunma ve seni aşağılamayla karşılık bulacak ama bu kısımda yani evet bu benim karakterim. Yani işine geliyorsa böyle. Eğer işine gelmiyorsa okey benim için çok sorun da değil. Yani evliliği ve ilişki sürdürmek de çok sorun değil gibi gözüküyor maalesef bu karakterlerde. Tamam? Zor olan kısmı bu ama söylediğinde yani bu ilişkiyi ben bir şekilde yürütmek istiyorum. Ama eşim neden mutsuz bunu bilmiyorum. Eğer bilirsem bu kısımda yardımcı olmaya çalışırım gibi bir talep de geliyorsa işte burada ne olması gerektiğini şimdi anlatacağız. Şimdi burada net bir şekilde sınırların ayrılması gerekiyor. Tamam yani kadın erkeğin şeyi değil. Annesi değil doğru mu? Ablası da değil. O mevzu bitti. Herkesin bu ilişkide yapması ve yapmaması gereken şeyler var. Doğru mu? İşte mesela saygısızlık yapmayacak, aldatmayacak, şiddet uygulamayacak vesaire gibi. Ve yapması gereken şeyler var. Birbirinize karşı işte sohbet, muhabbet, işte sevgi, saygı, işte cinsellik vesaire bunların yaşanması gerekiyor gibi. Şimdi bu kısımda nasıl anlatayım? Ne kıvamı gibi? Daha önceki videolarda belki kredi kartı kıvamını vermişizdir. Yani belli bir miktar eğilecek. Ne cam gibi de değil. Hiç eğilmiyor da olmayacak ama tamamen böyle bir lastik gibi 360 derece de olmayacak ama burada ufak ufak
bir şeylerin kırılıyor ve o sınırların zorlanıyor olması gerekiyor. O sınırlar böyle bir günde değişip tamam ben bundan sonra bunları yapıyorum ve ben senden bunları istemeyeceğim, şunları isteyeceğim. Bu konuda anlaştık seninle, böyle bir yere doğru gitmeyecek tabii ki. Ama ufak ufak burası her geçen gün biraz daha olgunlaşa biraz daha zorluklara karşı tahammül arta bu kabın kapasitesini yani hacmini artıracağı bir yere doğru gitmesi gerekiyor. Burada kadının yapması gereken şey o sınırları çizdikten sonra tekrar buranın aşılmasını engellemesi lazım. Yani bu senin sorumluluğun ve şöyle düşünün yani bu sorumluluğu evet yapmıyorsa işte biz şu kadar yıllık da evliyiz ve şu saatten sonra artık dayanamıyorum her şey benim üstümde kaldı dedikten sonra orada sınırlarını çek, olmuyorsa bu ilişkinin içerisinden çık. Bu da zor tabii ki. Niye o zaman o kadar yılca emek verdik? Tamam. O yüzden bu şey gibi yani ne damadı küstüreceksin ne gelini vereceksin diye bir atasözü var. Bilir misin? Duymuş muydun? Kesinlikle. Benden duymuştun herhalde. Senden daha önceki videolarda örnek vermiştik. Aynen daha önce videoda söylemiştik. Onun gibi olması lazım. Yani ne küstüreceğiz ama ne de hakkımı yiyecek. Tamam. Fazla kırarsak kaçacak, uzaklaşacak. Biraz serçe kıvamında. O kuş olan serçe kıvamında. Ne de çok serbest bırakırsak kendi hakkımın gasp edilmesini de istemiyor. O yüzden biraz biraz burasının her gün daha fazla, daha fazla, daha fazla deneyimlenmesi, bu sorumluluğun alınması gerekiyor. Ama burada öncelikle tabii ki ne olduğunun, bu tartışmaların nasıl çıktığının, tartışmaların nasıl yükseldiğini, nasıl sonlandığını ve nasıl tekrar bir araya geldiklerinin iyi bir analizinin yapılması gerekiyor. Burayı eğer baş başayken siz yapamıyorsanız tabii ki buraya bir uzmandan destek alabilirsiniz. Oradaki döngülerinizin ne olduğu, ne olduğunda diğeri tetikleniyor, öteki tetiklendiğinde ötekine ne oluyor ve nasıl yükseliyorlar. Burayı önce bir anladıktan sonra zaten orada suların biraz daha durulduğu bir yere doğru gideceğiz ve sonrasında işte o kapasite gelişimi ve sınırların çizilmesi alanına doğru eğilmemiz gerekiyor. Umarım karışık değildir. Yani terapi ortamında çok karışık durmuyor ama şu anda dinleyince bir 10 dakika içerisinde nasıl kulağa geldiğini bilmiyorum. Peki, bugün videoyu bitirmeden şöyle değişik bir şey yapmak istiyorum. İlk defa bugün benim herhangi bir videolarımdan bir tanesini izleyen varsa ya da bu videoyu ilk defa izliyorsanız, bu videoyu derken benim herhangi bir videomu bu videoyla tanıdıysanız ya da benimle bu şekilde tanıştıysanız, şu anda bu anlattıklarımın, üslubumun, işte konu seçimlerinin vesaire kulağa nasıl geldiğini merak ediyorum. Lütfen buraya böyle bir iki cümleyle paylaşabilirseniz yorum kısmına sevinirim. Merak ediyorum çünkü yani geçen gün ilk videolara baktığımdaki halimden biraz daha farklı olduğumu fark ettim. Tip olarak değil. Tip olarak evet yaşlanıyorum ama yaklaşık 1,5 senedir bu alanda sadece video çekiyoruz ve belki 80-90'a yakın bir video şeyi olmuş geçmişi. Ama ilk başlardaki mi daha iyiydi, bu mu daha iyi çok emin olamadım. O yüzden 1,5 yıl sonra evet yeni izleyen birilerinin geri bildirimlerine ihtiyacım var. O konuda destek olursanız sevinirim. Evet, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın lütfen. Diğer videolarımı da izlemek için şu aşağı bıraktığım izleme sitesine göz atabilirsiniz. Kanalda hala abone olmadıysanız şuraya tıklayarak kanala abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.